Neden neden ne olacak? Oradan da vuracaklardı. Ama şimdi yine aynısı oluyor. Değişen bir şey yok. Ben sana söyleyeyim. Yani geçen sene olan olayların şimdi daha bir son vuruşları tutar mı acaba? Bir son vuruş daha yapalım. Hoca istedi almayalım. Peki Evren abi şöyle bir şey daha so Gerek sormak yok istiyorum. Bunları. Yarınki açıklamalardan bağımsız, pardon, bugünkü ne konuşacağını bilmiyoruz başkanın bu konu hakkında. de Beşiktaş galibiyeti nasıl etkiler bu ilişkileri? Futbol takımlı, Hiçbir şey etkilemedi. Hiç. Lig çok uzun var. Transfer o zaman zamanı. Olur yenildin. Sergi Hoca <laughs> demedi mi? Kaybedersek de bir şey olmaz. Şunun için söyleyeceğim. Hayır. Beşiktaş'a mağlup oldu diyelim Galatasaray. Transfer de gelmedi o döneme kadar. Fatih Hoca bu kadar dersen olacak. Şimdi hoca çok duygusal. Hoca demez onu. Duygusal şu an tepkilerini konuşarak veriyor ama bırakmayacağını söyledi. O iş bitti. Kapatın o işi. Yani ben Mayıs'a kadar buradayım dedi. Söz verdim. Buradayım. Yani onlar istediği kadar uğraşsınlar yani hoca bırakır mı acaba şöyle yapsak, şuradan da vursak, buradan da vursak ama hoca pes etmiyor. Ama böyle bir ortamda yani başarılı olmak çok kolay mı? Oyuncularla diyalog, oyuncu istediğin oyuncuyu alamıyorsun. Yani sen kendi kendine ancak bu kadar kötülüğü yaparsın. Biraz önce söyledim. Galatasaray yönetimler gider. Hoca da yarın bugün gidecek. Ömür boyu kalacak hali yok. Oyuncular da gidecek. Olan kim oluyor şu an? Canlı. Galatasaray oluyor. Evet. Toparlanın yani ne yapıyorsunuz? Acaba tribünler dolu olsaydı bu süreçte ne olurdu? Ya o her takım için geçerli. Tribün bazen çok avant büyük avantaj ama kaybettiğiniz hep olabilir. olarak söylüyorum. Yani Galatasaray'ın özellikle içeride oynadığı maçlarda bu kriz sürerken nasıl bir reaksiyon gösterirdi tribünler? Çünkü ultra aslanı da konuşuyoruz ya. Tabii o Bence zaman daha farklı olabilirdi. De bir bölümü olurdu yani bir kısmı eleştirel tezahüratla yaparken diğer bir kısım susturmaya çalışabilirdi. Yani Şöyle Melike'ye ek olarak söyleyeyim. Beşiktaş'ta Süleyman Seba gitti. Mesela evet. Şimdi ne oldu mesela? Taraftarlar da birbirine düştü. Ne oldu? İçinde taraftarla, Ultrasan'la diğer Galatasaraylar. Şimdi onlar oradan çıkardı. Bu sefer orayı da soktular birbirine. Yönetim hoca öyle. Bunu kim yapıyorsa, kim planlıyorsa vallahi helal olsun. Ben, yalnız şey son söylüyorum. zamanlarda Bunu gördüğüm gerçekten helal olsun. çok da enteresan işler oluyor. Mesela bir disiplin kurulu üyesi Belhanda için söyledikleri, atmış olduğu tweet. Yani ne kadar yani bir olur o, o eksikti zaten. Ya bir bir o eksikti bu gerçekten. Yani hani Galatasaray'da hani o lise duruşu vardır. Be, beyefendi lisedeymiş e, liseliymiş zannediyorum. Ya nasıl böyle bir şey yazabilirsin? Galatasaray'ın futbolcusu. Yani her gün ırkçılıktan bahsediyoruz, lanetliyoruz. Belhanda'ya bu tweet'i atan Galatasaray'ın disiplin kurulu üyesi. İstifa etti zaten. Ya, ya Evren abi istifa etse ne olur? Yani sonuçta ortada Zarar belli verdi. ki... Hayır sen varlar dedi. Senin başı boşluk var herhalde büyük ihtimalle. Ee sorarsın yani. diyorsun sürekli dışarıdaki niye soruyorsun? Ya dışarıdaki her şeyi yapar. Yapıyor zaten hepsi. Hepsi yapıyor da görevini yapıyor. Ama yok. Içeri, şimdi içerideki insan, bir disiplin kurulu üyesi, senin maaşlı futbolcun ve beğenirsin, beğenmezsin. Ama bel bağladığın bir isim, Fatih hocanın sürekli olarak şans verdiği bir isim. En yüksek maaş alanlardan bir tanesi. Sen öyle bir itamda bulunuyorsun ki e, ki Kuzey Afrikalı futbolcuların e, en hassas noktalarından bir tanesinden vuruyorsun. ve Hakan bu oyuncu kaç senedir ülkemizde? Yani mutlaka görüyorlar, mutlaka biliyorlar. o da zaten açıklama yapıyor. Yeni mi geldi transfer döneminde? Ben niye anda? şimdi böyle bir şey konuşuluyor? Ya neden böyle bir şey yapılıyor? Hadi ben... elin adamı konuşuyor da sen niye konuşuyorsun? Kendi oyuncu senin burada kulüp sonuçta bu kulübün yöneticisisin yani orada. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun? gitti. Ondan daha şu an büyük sorunlar var. O, o çok Ama sorun hayır bu değil da yani, aslında falan. baktığın zaman bir huzursuzluk olduğunun göstergesi. Ama bunlar hep böyle bir sanki e, zincirleme ve planlı bir şekilde gidiyor. Yani en son darbe olur yani böyle bir şey yapalım da bir en son en son Peki, ne olacak? Da bir... Yani mesela nasıl Hiçbir bir şey, şey olmayacak. Bu Görevine son, son şey veremezler mi Fatih Yok, Hoca? Yok imkansız. Onu bir unutsunlar. Fatih Hoca olduğu sürece yönetimler hep ikinci planda kalır. Galatasaray'da. Hiç kusura bakmasınlar. Bu, bu da bir tehlike bir daha söyletme bana yani. Hayır bu da bir tehlike değil ama bu da yani Fatih Hoca... Şu anki gelişim ve ortam hep onu gösterdi. İleriki yıllarda değişebilir. Doğru mu yanlış mı onları tartışalım. Ama şu anki durumda o. Ee, tabii ki Galatasaray Başkanlık Mühendisliği çok önemli. Mustafa Cengiz Başkan da çok güzel işler yaptı. Şampiyonlukta oldu. Ee, onlar da beraber mali iş olarak da kulübü de iyi yönetiyorlar. Diğer kulüplere göre daha iyi durumda büyük takımlara göre baktığında. Ama ee, oradaki o uyumsuzluk ve Fatih Hoca figürü zaman zaman e, bu tepkiler oluyor. Yani Fatih Hoca da hata yapmış olabilir. Hatalar yaptı. Evet, teknik olarak da yapmış olabilir. Ama bunları içeride çözmek. Yani böyle hoca mecbur kalıp son ana gelip böyle dışarı söylemesi değil. Hoca no hayatta söylemez. Konuştu mu daha önce? Hep sessiz kaldı. Ben de hata dedi. Tamam dedi. Transfere karışmıyorum. Siz yapın dedi. E, geçen Mustafa Başkan açıkladı işte. Hocaya da bu transfer döneminde scout'larla beraber bize yardımcı olacağım hocam. Karışmıyordu dedi. Ondan yardım istedik dedi. Nasıl bir yardım bu ya? Ama hoca orada ben karışmıyorum derken bir sistem vardı Evren abi. Ya işte karışmıyor karışmıyorum evet mu ifade ediyorum. Tabii karışmıyor ki. ki zaten istediği olmuyor ki. Ha diyeceksin ki Galatasaray oyuncu almadı mı? Aldı. Hiç duydun mu? Bizim hocamızın istediği oyuncuyu aldık diye veya hoca duydun mu hiç? Yönetime ben istediğim oyuncuyu aldı teşekkür. Bir arada şu an gördüğümüz isim olarak bildiğimiz. O da zorla. Bon servissiz bir de bedavaya geldi Arda. Yani para değil oynadığı para. Başka var mı çok hocanın isteyip de böyle şu an son bir yılda? Hiç açıklama yok. Hep bir soru işareti. Yani hocamız istedi biz aldık şu oyuncu yok. Hoca da ben yönetime söyledim aldılar teşekkür ediyor mu yok. Kim alıyor bu oyuncuları? Yönetim alıyor veya istişare ediyorlar ama çok şey yapmıyorlar. Yani böyle bir oyuncu bulduk. Kaynar Antalya'da kim aldı? Onu bilmiyorum. Bilmiyorum kim yani aldı. Yani kim aldı? Geçti, iyi Geçen yapmış. sene. Galatasaray yönetti. Yönetti. hoca oldu. istiyordu diye biliyordum Taylan Hoca adını. istiyor tabii biliyor. Kim oynattı? Ben şimdi alırsın. Oynatmaz. Yani tuttu, bekledi ve sürdü. Şimdi hoca elinde iyi oyuncular var evet, genç oyuncular var ama onları bir anda oynatmak, o riskleri almak kolay değil. E, santrafor'un sakat, orta sahan tam yok. Bir tane oyuncuyla oynuyoruz. Sezon başı Taylan'la sezona başladığımız dediğinde ne derdi sen mesela Yalçın? Allah Allah derdi ya. Hani sezon gider mi böyle? Yapabilir misin? Acaba yönetim şey mi diyor hocam? Ya bu kadro iyi bir kadro. Kötü bir kadro değil. Tamam bir iki eksiğim var. On mesela bunlardan biri. Tamam onu açıklasınlar. Hocam bu kadroyla yürü. Bu kadroyla takımı şampiyon yap mı diyorlar acaba? İşte bilmiyoruz onu söylesinler şunu mu söylüyor? Bu kadroyla ben şampiyon yapamam takımı. Bana İrfan Can'ı alın onu alın bunu alın. Şampiyonu Yeni bir Galatasaray. yapamam değil. Galatasaray, Santroborsta şampiyon oldu. Peki Cagin'in yani o... paylaşımına ne diyorsunuz? Rüya paylaşımı. Ya Cagin, geç. Valla Cagin'den. <laughs> şimdi hani paylaş. O normal artık onu ben normalde şey görmüyorum yani. Ciddi ee, almıyorum onu paylaşımdan. Üç kupa kazanıyorduk bu rüyada. Tüm bu kupaları kazandığımız için Fatih hocamız rüyamda bana teşekkürler dedi. Rüyasını canlili. mı diyor? Senin Rüyam. adına çok mutlu oldum dedi. O an çok mutlu olduğumuzdan ağlamaya başladım ve bizim için yaptığı her şey için hocamıza teşekkür ettim inşallah. ...yazmış sonunda da sarı kırmızı kalp emoji e, paylaşmış. Hocanın i̇nşallah yanında açık kalmış. Yani, yani destek bir mesaj... vermiş. Tabii ki hepsi destek veriyorlar zaten. Hani dedik ya yani. ultra açık kalmamış yani Galatasaray başardı mı Yalçın? <laughs> 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 yok yok ben şu an yeni dönemden inşallah olur. Benim Galatasaray'la ya da Beşiktaş'la Fenerbahçeli hiç şeyim yok. Ama Cagney... Hayal etmek bu güzel Rüyaları, medyoyu, rüyalar da gerçek olur. Yani i̇nanılmaz iyi yönetiyor. Abi, yabancı oyuncular çok iyi yönetiyor. Kimse kusura bakmasın. Belki Niye? izleyenler bana kızabilir ama... Demagoji yapmıyorum. Ya Bu tür oyuncular kendi performanslarına baksınlar. Belki Fatih Terim'in şu anda yönetimle olan, bu diyaloğuna sebep olan ender oyunculardan bir tanesi. Herkes şapkasını önüne koysun. İyi bir performans perform atacağız. Ya, dokuz, Belki de Fatih Hoca. Caddenin maliyeti ortada Serdar abi. Doğru. 10 artı 3 milyon euro da bonus var. 13 milyon euro. Bu oyuncu her sene 2 milyon euronun üstünde maaş alıyor. Maaş alıyor. Ya 20 milyona yakın maliyetiniz var. Sizin ortaya koymuş olduğunuz performans. Ya kusura bakmayın. Siz oyuncular olarak bu tür şeylere girmeyin. Hele ki ortam böyle bir durumdayken. Aynen öyle. Topa Hayır, girersen ezilirsin. An, şu anda yanlış yani. Rüyayı yani orada Şu anda ezil durumundan abi. bahsediyorum Ocağı ben. Evren abi. Ben samimi ama. bulmuyorum. Bu rüyanın böyle samimi bir ortamda yazıldığını düşünmüyorum ben. Peki. Bir şey soracağım. Mesela şöyle bir şey olmuş olabilir mi? Hani diyoruz ya sıcağı sıcağına neden konuşmadı Galatasaray Başkanı. Belki senaryo yazıyorum şu an. tatil Terim'le bu demeçleri sonrasında bir görüşme yaptı. Belki buzları eritti. Ve belki de bu basın toplantısına beraber çıkacaklar. Böyle bir senaryo olabilir mi? Hiç zannetmiyorum. <laughs> ya inşallah öyle bir şey olur da öyle bir şey beklemiyorum. Ama öyle hocanın da gideceği falan bir durum yok. Yani onu bir daha şey yapmayayım. E, oyuncular e, hayalleri, yalı sıra rüyaları başardı. Yani UEFA Kupası, Süper Kupa e, kazanmadığı başarı yok. Yani rüyaları gerçek yaptı. Şimdi derbi oyuncular var ya... Oyuncular da bunu düşünmesi çok normal ama zamanlama yanlış. Hani yani, evet... Etkilemesin diye böyle bir şey. Çünkü geçmişte de gördük hani bir araya geldiler birlikte paylaşım yapıldı, destek paylaşımları yapıldı. O zaman da söyledik hani tam olarak hani bir şeylerin düzelmediğini hissediyorduk dedik. Acaba şimdi de derbi var, oyuncuları da etkileyecektir böyle bir gerginlik. Bu gerginliği, bu havayı dağıtmak için bile olsa bir bir arada basın toplantısı olabilir mi? Sürpriz. Yani bir var ama az ihtimal yani. Olur olsa da şey yapmam yani.